Kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesi, yıllarca döktüğü terin verdiği bir ömrün karşılığı. Kıdem tazminatını ortadan kaldıracak yasa hazırlıklarına karşı işçi tarafı harekete geçiyor. Kıdem tazminatını çektiğiniz zaman bu çalışma hayatının sistemi çöker. Hükümetin kıdem tazminatına ilişkin çalışmaları Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İşi harekete geçirdi. Konfederasyon 26 Haziran'da Başkanlar Kurulu'nu Ankara'ya topladı. Yani bu meseleyi bilen hiç kimse kabul etme durumu yok. Yani kabul edilecek bir tarafı yok bunun. Tek gündemin kıdem tazminatı olduğu toplantının ardından Genel Başkan Ergün Atalay kameraların karşısına geçti. Atalay mevcut durumdan geriye gidişi asla kabul etmeyeceklerini bildirdi. Genel grev uyarısını tekrarladı. Şiddetten nefret dilini Türk İş topluluğu bugüne kadar hiç kullanmadı. İşte grevdir, genel grevdir bizim çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz bir şey değil. Ama başka çaremiz yok. Biz Türk İş'in üyeleri 1 milyon 100 bin civarında, örgütlü toplum 2 milyon civarında. Onun dışında 15 milyona yakın örgütlü toplum var. Sokak sokak, köy köy, kahve kahve, her berberde, her lokantada, her ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız. İşçilerin eylem planının ilk adımı da 29 Haziran'da atılıyor. Ülkenin bütün vilayetlerinde pazartesi günü 81 il temsilcimiz bununla ilgili 1,5 milyona yakın yaptırdığımız el ilanlarını dağıtacak. İhtiyaç olduğu zaman da sendikalar bunu dağıtacak. Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama gerek var, ne Türk İş yönetimin burada durmasına gerek var, ne buradaki başkanların bu görevi sürdürmesine gerek var. Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok. Kıdem tazminatı yoksa sendikacılara da gerek yok. Konfederasyon Başkanı yetkililerin işçilerin mevcut haklarına yönelik değil yaşadığı sorunlara çözüm bulmasını da istedi. Yeteri kadar sıkıntımız var, problemimiz var. Bir sıkıntıya, bir kargaşaya ülkeyi sürüklemenin bir anlamı yok. Biz her zaman yapıcı hareket ettik, etmeye devam ederiz. Onun için ben buradan bir kere daha ülkeyi yönetenlere, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu meselede sizin ifade ettiğiniz gibi tarafların mutabakatı yok. Onun için buradan bir kere daha sesleniyoruz. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkartın.